Kuruluşun etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tiyatro ekibi tarafından düzenlenen Müjdat Gezer'in yazıp Hasan İrim yönettiği Baba Mantı oyunumuza hoş geldiniz. Ve şimdi sizleri Baba Mantı oyunumuzda baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Ama bu şaşırt beni bak, korkunç var mı? Aha, korkunç var mı? Aha, korkunç var mı? Nasılsın Cemal abi? İyi. Sen nasılsın peki? İyidir be, ne olsun? Hayırdır? Kalabalık ne böyle? Kalabalık mı ne? 19 Mayıs kutlamasın mı? Kutlamasın ya. O yarın. Bugün burada güzel bir oyun varmış, onu izlemeye geldik. Oyun mu? Evet. Oyun? Evet. Oyun? Evet! Ne oyunu? Çiftetlerle oyunu. Tiyatro oyunu varmış. İyi. Kim oynuyor mu? Vallahi bilmiyorum. Bizi de çağırmadılar zaten, çok alındı. Benim gibi bir çönü ve senin gibi bir üstadı çağırmadılar böyle bir oyuna. Neyse. Şimdi burada. Yapma tamam. Kendine bak. Evet. Bir yap. Evet. Bunlar. 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 Takıldı da. Bunlar. Hep yapma. Bunlar. Bunun için mi gelmiş? Evet. Ama hiç tiyatro izlemeye gelmiş gibi görünmüyorlar. Ya. Baksana. Arkadaki çocuk kedide çıkıyor. Hangisi? Bak şurada sırıtıyor bak. Şuradan da birinin bir şeyi çaldı. Ses geliyor. Nasıl bir ses? Böyle bir ses. Önemli bir telefon gelecek bize. Bizim zamanımızda böyle cep telefonları falan yoktu. Böyle toplu yerlerde de olur olmaz. Çalmıyordu. Bir saniye. Çok önemli bir şey konuşuyorum. Lütfen Cemal abi. Ama burada bu kadar insan var Zeki. Yaptığın saygısızlık. Madem getirdin. Sesini kapat bari. Sana ne ya? Sana ne? Zeki. Şimdi hatırladın değil mi evladı? Bunun tadını nasıl unutabilirim ben? Hadi şimdi sesini kapat telefonunu. Bence de haklı. Güzelce oyunumuzu izleye. Hadi gidelim. Gelme kalkamaz. Gelin. Az önce ahdedeyim de biraz sonra
Enflasyon düşecek dedi. Yazarım. Aa fena. Bilebilir miyim?
Peki hiç yeniden sahneye çıkmayı düşünüyorum. Kızım 60 yaşını geçti, bu ne sahnesi? Ama onun yaşındakiler oynuyor hala. Bunun kulakları duymuyor ki. Çok iyi oyuncuymuş ama. Oo, çok meşhurdu o. Hep başrollerde oynardı. Belki 100 tane film çevirmişti. Kendi tiyatrosu da vardı. Bu evde az prova yapılmadı. Patrondu. Yine düşünmez mi acaba? Siz belki bilirsiniz. Kızım ben nereden bileyim? Beşeri miyim ben? Uyuyorum şu anda. Uyanıktı. Ne yapıyorum? Kesin %100 kafaralığın da bizi dinliyor. Hep yapar bunu. Ne münasebet. Neli nasıl dinleyecek kişi? Merhaba efendim. Adımı nereden biliyorsun? Efendim? Cemal Bey dedin ya. Merhaba diyorum. Kimde? Ne kimde? Duymaz, duymaz. Sessiz sessiz konuş. Merhaba diyorum. Merhaba. Benim adım Ebru. Olsun. Eyvah. Şimdi sor galiba. Ben sana söylemiştim. Tamam. Kahve yapayım mı diyorum. Canım. Ne alakası var şimdi kahvaltını? Tövbe yarabbim. Altını sana ekledim. Ben sadece kahve dedim. Kahve mi? Evet. Kahve. Evet. Kız abine sordun mu? Kahve içer misin kızım? Nescafe seçin. Bizde yalnız Türk kahvesi bulunur. Hiç içmedim ama içeyim. Tamam. Demek sen de sade içiyorsun. Ben de sade içerim. Şekerim olduğu için. Haklısınız. Sizi daha önceden tanıyor muyum? Hayır efendim. Nerede? Neden? Canım, nereden tanışıyoruz? Tanışmıyoruz efendim. Tamam. Size bir kuruluşundan söz etmeye geldim. Biraz yüksek söyle. Anlamadım. Kendi yaptığım bir oyun var. Ondan söz etmeye geldim. Oyun mu yazdın sen? Evet efendim. Kurmamını istiyorum. Dolu değil. Eğer beğenirseniz oynamanızı istiyorum. Oğlum, sen bırak git. Ben okuyup sana cevap veririm. Sen bunu kendim okumadın. Tamam ama şimdi gözlüğüm yanımda değil. Ben okuyacağım, ben. Önce misafire versene Cevri. Ben ne yaptım? Koy musun koskoca fincanı? Olur mu öyle şey? Önce misafire verin. Tamam ben aldım efendim. Siz buyurun. Olmaz öyle şey. Önce misafire ver. Bak tamam kokuneç oldu mu? Buyursunuz kader. Mesela. Şekerli mi? Sade efendim. Ha, sade. Ben de sade içerim. Şekerim olduğu için. Hoş. Ben gençliğimde de sade içerdim ya. İnsan kahvenin tadını başka türlü alamaz canım. Haklısınız. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben de. Ne istiyorsun? Hayda. Bir oyun yazdım. Bütün tiyatroları dolaştım. Kimi beğenmedi, kimi açıp okumadı bile. Sonunda bize geldi. Yani size geldi çünkü başrol tam size göre. Dediklerinin hiçbirini anlamadım. Sizin için bir oyun yazdım diyorum. Benim için. Oyun yazdım. Kızım. Ben. Ya.
tiyatroyu bırakalı. Daha doğrusu tiyatro beni bırakalı. Kaç sene oldu sen biliyor musun? Ama oyunu okuduğunuzda beğeneceksiniz. Oğlum sen bırak git. Ben okuyup sana cevap veririm. Size bunu kendim okumak istiyorum. Okula gitmek istiyorsan git. Okumak istiyorum. Aferin. Oku. Oku. Biz okuyamaz. Nasıl bizi yarıda bıraktık da ne oldu? Cemal Bey neyse. Kocam. Bir isteğiniz var mı? Telefon mu çaldı? Ya ne telefonu ya? Bir şey istiyor musun diye soruyorum. Ben biraz yatmak istiyorum. Yoruldum. Tamam efendim. Siz gidin yatın. Eğer izin verirseniz ben biraz Cevriye Hanım'la konuşmak istiyorum. Cevriye! Ne geldi? Hadi hadi sen yürü git yat. Müsaadenizle. Aslında bu daha iyi hali. Daha da mı kötü oluyor? Bazen hiç duymuyor. Bana biraz ondan söz eder misiniz? Cemal Bey'in hanımı da tiyatrocuyum. İkisi birbirlerini severek evlenmişler. Ben o zamanlar yoktum. Sonradan yanlarına yardımcı olarak geldim. Hanımın Semih Hanım çok iyi bir kadındı. Hala sebebini bilmiyorum. Evlilikte bilmem kaç kişisinde ayrıldılar. Bir de küçücük kızları vardı. Bir gece sessiz sesle kalkış çoklarını durdu. Hanımın kızını da aldı. Çekti gitti. Sonradan öğrendiğimize göre Cemal Bey mahkemeye vermiş. Tabii. Bizimki de gururlu adam ya. Benim cahitine boşandılar. Cemal Bey de o gün bugündür ne kızını görebildi ne de hanımını. Babacım ne dedi? Kendi kendime konuşuyorum. Siz devam edin. Cemal Bey çocuğundan ayrı yaşat diye çok şeker hastası oldu. Şeker gözlerine vurdu. Az görür oldu. Evladının nasibiyle bu ailenin düştü. Peki neden hiç arayıp sormamış karısıyla çocuğunu? Kızım aramaz mı? Çok aradı çok. Ama babamın çocuklar aradığını öğrendi. Doğru. Ne dedin? Doğrudur herhalde. Cemal Bey, ünlü tiyatrosunu
geçiyor. Neleri çok işler yaptılar. Sonra birkaç kişi Konya'dan ayrılıp kendi tiyatrolarını kurdular. Cemal Bey de biraz alıkan olduğu için küstü. Ertesi yılda tiyatrosunu kapattı. Film de çevirmiş. Bizleri saymakla bitmez. Acaba benim oyunumu kabul eder mi dersin? Onun sağlığı olur belli olmaz. Bakarsın eder, bakarsın edilmez. İşimiz şansa kaldı ha? Sen kendin mi yazdın bu piyesi? Evet, kendim yazdım. Nereden biliyorsun yazmasını? Okulunda okudum. Piyes yazma okulu mu var? Canım, edebiyat okudum ben. Ama tiyatro üzerine araştırmalar yaptım. Öyle yazdım. Aferin, iyi etmişsin. Cemal Bey'e bir okuyabilsem. Canım, o kendi okur. Bir arkadaşımın tanıdığı büyük bir firma var. Sponsor olarak yardım edecek. Ne o sponsor? İşte ondan. Yoksa benim bilmediğim yeni bir tencere markası mı? Bu işi karşılıksız olarak para yatıracak olan firma demek. Neden? Sanatı desteklemek için. Neyi yayın? Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Birinci perdeyi okudu. Anlamadım. Ağır işitiyorsun galiba. Birinci perdeyi diyor. Beğendim. İyi ama ben size daha oyunumu vermedim ki. Bakın elimde. O zaman iyi okudun be. Başka bir piyes okudunuz herhalde. Geçenlerde bir genç çocuk bırakmıştı. Onu okuyordun herhalde. Onu mu okudun be? Hı hı, onu okudum. Onu okudum. Evet. İyi o zaman. Size bunu kendim okuyacağım. Sen bırak git. Ben okuyup sana cevap veririm. Cemal Bey, peki sizin istediğiniz gibi olsun. Lütfen bana en kısa zamanda cevap verin lütfen. Olumlu ya da olumsuz. Sen bırak git. Ben sana cevap vereyim. Eski arkadaşlarınızı, sevdiğiniz kişileri hep kurtarıp para meselesine geleceğiz. Bir firma sponsor olarak yardım edecek. Ne olmuş? Bence hiç uğraşma kızım. Yol yapınca bırak dostunu da git. Haklısınız galiba. Sen bırak git. Tamam mı? Tamam. Bugün günlerden ne? Salı. Tamam. Salı günü gel al oyunu. Ama bugün salı. O zaman perşembeye gel al. 5 günde anca olur. Ama perşembe 2 gün sonra. 2 gün sonra cevap veremem canım. Anlıyorum. Ben okuturum ana. Sen merak etme kızım. Sağ ol Cevriye Hanım. Cevriye Hanım okuyamaz. Ben okurum. Tamam mı? Tamam. Hadi sen şimdi git. Cuma'ya gel. Perşembe? Çarşambaya kadar okuyamaz dedim ya. Tamam. Ben o zaman perşembeye geleyim. Bak hala itiraz ediyorsun. Peki. Sizin istediğiniz gibi olsun. Ne zaman geleyim? Az sonra gel. Ben şimdi okurum. Akıllı bir kız. Okuyayım şunu. Thank you.
Telefon mu çaldı? Yerle telefonu be! Görmüyor mu koskoca kızım? Sen misin? Benim. Okudun mu oyununu? Evet. Sen mi yazdın bunu? Ben yazdım. Beğendiniz mi? Konuşuruz. Oturabilir miyim? Otur. Eğer oyunumu beğendinizse size bir sürprizim olacak. Biraz yüksek söyle. Anlamadım. Oyunumu beğendinizse size bir sürprizim olacak. Beğendim. O zaman bir dakika. Buyurun Hamdi Bey. Hepiniz buyurun. Hamdi Uz. Cemal. Bunlar kim ya? Anlamadın mı? Seni, son ekipten, Cem Zeki, Deporcu Salih, bu da Handan, aman bu Handan, bu Handan. Handan'ı tanıdı. Ayakta kaldım, buyurun oturun. Handan'ı tanıdığında beni tanımadın mı Cemal abi? Perdanalarında sırtına masaj yapardın. Cem Zeki! Ama sen o zamanlar 25 yaşındaydın. Gene öyleyim. Aynen kaldım. Cemal abi, ben deporcu Salih. Marangoz Salih. Deporcu marangoz. Fark etmez. Cemal! Hiç değişmemişsin be. Hadi canım sen de. Cemal Bey, sürprizimi beğendiniz mi? Size bütün sevdiklerinizi getirdim. Nereden buldun bu çapulcuları? o da benim sırrım. Annesi buldu. Hamdi Bey. Kendisi buldu, kendisi tabii. Mustafa nerede? Hangi Mustafa? Sol şerit Mustafa. Karıştırıyorsun Cemal abi. O bizimle çalışmıyordu ki. Neden? O zamanlar çarşamba pazarında film çeviriyoruz. Yok mu yani? Yok. Karıştırıyor canım. Hep yapıyor bunu. Karıştırdım galiba. İyisin be. Bomba gibisin maşallah. Bir de şu Cem Zeki'ye bak, ne hale geldi. Ne varmış halimde? 18'lik delikanlılar gibiyim. De, saç boyam geçti biraz, o kadar. Peki mi bu? Benim Cemal abi, tanımadın mı? Tanıdım seni. Tabii tanıyacaksın, az mı birlikte oynadık? Çok mu oynadık? Ooo, oynadık. Cevriye! Ne? Bak, hanımefendi ne istiyor? Çay, kahve... Duymuyor galiba. Aynı zamanda görmüyor da. Ne absürdüm. Çok yazık olmuş. Gel oyna. Sana megafonlar yaparım ben Cemal abi. Salih! Sen nasılsın evladım? Beni unutmadın değil mi? Utanacak ne varmış evladım? Onu demiyorum. Salih'e de çay yapıver, Cevriye. Tamam, tamam. Bu sefer doğru anladım. Anlarım ben. Beş çarp, ben içmem. Sizi iyi gördüm maşallah. İllallah ki, ne illallah. Bu kadından çektiğimi bir ben bilirim. Bir de Allah. Aa, Cemal Bey, haksızlık ediyorsunuz. O sizi çok seviyor. O mu beni dövüyor? Elini kaldırsın. Kırarım valla. Şimdi Cemal Bey, yönetmenimiz hazır. Alt dersimiz hazır. Dekoratörümüz hazır. Jönümüz hazır. Başrol oyuncumuz da hazır olduğuna göre artık provaya başlayabiliriz. Ne olmuş? Ebru, kızım bize biraz işin detayını anlat ya. Böyle apar topar, bu kadar ciddi bir işe başlanır mı? Şimdi,
ticaretini sponsor olarak anlaştık. 100. yıl kültür merkezini bir sezonluğuna kiralıyoruz. Ve oyunumuzla perdemizi açacağız. Hepimizin maaşı garanti. Başka konuşacak bir şey kaldı mı? Evru, kızım ben daha rolümü bile bilmiyorum ki. Siz benim annemi oynayacaksınız Handan teyze. Yani Cemal Bey'in karısını. Peki ya ben? Sen Ali ile top oynayacaksın. Hangi Ali ile? Stand-upçı Laz Ali ile. Kızım sen söyle benim rolümü. Zeki abi, siz birkaç rolde çıkacaksınız. Okurken sırası geldikçe söylerim ben. Peki. Salih hocam siz? Sen! Maşallah! Bana hiç bir iş bırakmamışsın ki. Baksana, rol dağıtımını bile yapmışsın. Sizce de uygun değil mi? Uygun uygun. Bundan iyisi Çorum'da dayısı. Arka bir daha yapacağım var ya. Ondan hiç şüphem yok. Yahu ne konuşuyorsunuz Bırgır? Benden niye? Provaya başlıyoruz da. Provaya başlıyoruz Cemal Bey. Ne diyorsun sen kızım? Biliyor mu? Neyi? Ebru'nun öz kız olduğunu biliyor mu? Hayır. Ne olur bozmayın. Daha sırası gelmedi. Tamam. Ne fısır fısır konuşuyorsunuz gene? Buyurun. Ben almayayım, sağ ol. Ben almayayım, sağ ol dedim ya. Niye? Az yapayım. Sen lan bunu içeri. Al, bu seninki. Lan bunu mu bu? Ne gibi gözüküyor? Pepsi'nin öbür tarafındaki bardağı alsaydın. Cevriyan'ı biliyor musun? Neyi biliyor muyum? Provaya başlıyoruz da onu söylüyor. Canım başlayın. Ben bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Tamam. Yönetmenimiz izin verirse çaylarımız bitince hep birlikte bir okuyalım artık. Ebru, kiminle yapacağız sözleşmeleri? Benimle yapacaksınız. Bakın bu anlaşma. Sarıkayalar ticaret bu iş için kesenin ağzını açıyor. Aferin kız. Neler becermişsin sen? Beceririm. Ben tuvalete gidiyorum. Ben de geleyim mi? Tuvalet tek kişinin yerlerinde. Aslında bir anlatıver Ebru. Bak, annenin bir sözüyle kalktık geldik. Kim halde bizim yarım asıllık dostumuz. Sonra ters bir şey olmasın. Biliyorsunuz, annemle babam ben 4 yaşındayken ayrılmışlar. Yıllar sonra ilk kez görüyorum babamı. Ve annemle barıştırmaya karar verdim. Ama bundan annemin haberi yok. Bir şey demesin sonra. Demez. Tanıyorum onu. Ebru, ben senin anneni de çok severim biliyor musun? Sağ ol. Salih abi, rekorda böreğin aynısını yapabilirsin değil mi? Bu benim işim kızım. Daha iyisini bile yaparım. Daha iyisini istemiyorum. Aynısını istiyorum. Oğlum. Anlaşılan yönetmen sensin. Ne olur anlayın beni Hamdi Bey amca. Anlıyorum kızım. Heyecandan karışıyorum. Yoksa yönetmen sizsiniz. Ben sadece yazarım. Ben yapımcısım. Yok canım. Bu işte nasıl amacım annemle babamı bir araya getirmek. Peki provalarda birbirlerini görmeyecekler mi? İşte sizden ricam bu. Provaları siz yapacaksınız ama ilk gece annem oynayacak. Kızmadınız değil mi? Cemal abinin mutluluğu söz konusu olunca. Ne diye kızayım? Peki annenle sahnede hiç karşılaşmayacaklar. Rol gereği hep telefonda konuşuyorlar. Öyle ya. Vay bızdık var. Peki ilk verdiği duyduğunda sesinden tanımaz mı baban? Çok hoşsun Zeki abi. Babam duyuyor ki. Peki nasıl olacak?
sizin ustalarınıza kalıyor. Hayda! Ya gözleri iyi duymayan, kulakları iyi görmeyen adama nasıl olur belirtmeyin be? Gözleri iyi görüyor. Diyecektin herhalde. Herhalde sen de şaşırdın. Neyse, ama yani siz yaparsınız. Canım, bu iş sizin teki. Gözlüğü var da takmıyor. Kulaklığı var, kullanmıyor. Al başına belayı. Yine bu huysuzla uğraşacağım ben. Hamdi Bey amca, ne olur. Tamam, tamam, peki. Şu işi yüzüme gözüme bulaştırmadan bir çıkartırsam başka hiçbir şey istemeyeceğim. Peki ya, baban durumu öğrenirse ne olacak? Nasıl öğrenirse? Sizden başka kimse bilmiyor ki. Ya, biz biliyoruz ya işte. Ama hepiniz bana söylemeyeceğinize dair söz verdiniz. Atma kızım. Şaka yapıyor. Şaka mı? Tabii şaka. Yüreğime iniyordu. Benim sağım solum belli olmaz. Belki şaka yapıyorumdur, belki de yapmıyorum. Deli misin sen be Zeki? Kızı ne diye üzüyorsun? Aşk olsun Zeki Bey. Tamam, tamam. Ağız tadıyla bir şaka yaptırtıyorsunuz. Buyurun, size bir şeyler getirdim. Oh, niye zahmet ettin Çeviri Hanım? Ne zahmeti Hamdi Beyciğim? Aynısını mı yapacağız? Evet Salim abi.
Vallahi şaşırtırım seni. Öyle yaparım. Bu odadan ayıp bile edemezsin ya. Al kızım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Aa, ne yaptın kızım? Altına mı bir çay? Sen öyle sağ. Amcam teyze. Bir şey mi dediniz Handan Hanım? O da bana hak veriyor canım işte. Canım afiyet olsun. Altına bir çay. Ne olur yapmayın. Anlayacak diye ödüm kopuyor. Emre'cim kusura bakma birkaç seferde kaçıyor ama yani... Tamam. Hamdi. He? Bu benim karım rolünü kime düşünüyorsun? Valla. Bu kadın rolü be. Zeki bunu nasıl oynasın? Zeki değil, Handan. Olmaz öyle şey. Bu rolü oynasa oynasa Handan oynar. Kesinlikle haklısınız. Tabii farklıyım. Bu işe bunca yıl emek verdim ben. O zaman Handan oynasın. Tamam, Handan oynasın. Tamam, Handan oynasın. Cemal abi, sizinle yıllar sonra karşılıklı oynamak benim için büyük bir zevk olacak. Oynarsın, oynarsın. Öyle zor olacak falan diye kaytarma. Peki Cemal abi. Cemalciğim. Ebru, sana o anlaşmalarını yapmış. Ne olmuş? Salon anlaşmasını yaptım da, onu söylüyor. Nerede oynayacağız? 100. yıl kültür merkezinde. Orayı hiç sevmem ki ben. Yapmayın Cemal Bey, Çankırı'da tiyatro oynanan tek salon orası. Doğru. En son oyunumuzu orada oynamıştık be Cemal abi. Başka oynayacak yer var mıydı evladım? Tamam tamam sinirlenme. En son oyunumuzu orada oynamıştık. Şimdi yine çıkar orada oynarız. Oynarız da böyle küçük 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 küçücük bir ayrıntı var. Ben unutuyorum ya. Ya laflarımı da unutursam. Unutmazsın. Sahneye çıkınca her şey güzelim. Ne demişler canım? Sahnenin piri vardı. Evet. 39,5 derece ateşle oynadığını bilirim. Şimdi oyuncu milleti değil mi? Yerini buldum. Hemen de havalanır. Oynarım değil mi? Ne dedin Cemal? Oynarım değil mi bu rolü? Sen her rolü oynarsın Cemal. Nedenmiş o? Ya her rolü yap, her rolü oynarsın. Ya, ben değil mi? Sen! Ben bunu sizin o için yazdım nasıl? Cemal Bey. Ne dedi? Rolü senin için yazmış, onu söylüyor. Benim için yazmış. Senin için yazmış. Benim için. Senin için yazmış. Söyle yazacak Cemal Bey, siz çok büyük bir oyuncusunuz. Yaşlandım artık, anda. Yaşlanmak başka şey, ihtiyarlamak başka şey. Siz yaşlı olabilirsiniz ama yine genç oyuncuları cebinizden çıkartırsınız. Kimseyi işten çıkarmam. Onlar kendileri ayrılmışlar. Haklısın Cemal abi. Zaten o günden sonra da kapadım tiyatroyu. Doğru. Sana yapacak hareket değildi. Bunlar o zaman meşhur oldular ya. Hemen. 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 Hemen kendilerine bir tiyatro kurmaya kalk. Bu da jetonlu telefon gibi. Bu da jetonlu. Olay mı acaba tiyatro patronu olmak? Bunun sigortası var, stopajı var, vergisi var, afiş parası var, ilan parası var, dekor parası var, kostüm parası var. Derken bunlar ikinci yıl baktılar. Haklısın Cemal, ayrılmayacaklardı bizden. Ayrıldılar.
Hevesim kaçtı. Oyunumuz da yarım kaldı. Beni de soğuttular işte. Kapattım tiyatroyu. Ama yeni açıyoruz Cemal abi. Evet evladım. Ben de acıyorum onlara. Acınacak haldeler. Onu demiyorum. Tiyatroyu açıyoruz diyorum. Ben artık patronluk yapmam. Param yok. Para sorunumuz yok Cemal Bey. Para da salonda hazır. Kız haklı. Nasıl yani? Anlamadım. Duymuyorum. Provalarda zorlanacaksınız galiba. Ziyan yok. Yeter ki ezberlesin. Ne diyorsun Hamdi? Ezberlesin diyorum. Benim kimseye karizim yok. Allah Allah. Ayrıldılar. O iş orada bitti. Öyle. Öyle. Vur. Öyle. El önüne gelen. Tiyatro kurmaya kalkarsa. Bu da vur. Olur mu canım? Olmaz. Aşk olsun ondan yani. Yemek sen de öyle düşünüyorsun. Nasıl yani? Yemek sende ayrılmalarından yanaydı. Öyle demiyor ya. Tam tersini söylüyor kız. Ben de onu diyorum. Benim bildiğim anda. Anda. Kötü olmuş bir umut. Anda. Anda. Beni sever. Döverim Cemal abi. Ne diyor? Döverim diyor. Madem öyle, o zaman gitmeyecekti. Ben kimseyle gitmedim. Karıştırıyorsun. Araştırıyorum. Çünkü haklıyım. Haklısın. Emir abi. Ne olur şöyle bir iki bir okuyalım mı? Ebru. Yönetmen kim? Sizsiniz hocam. Aferin. O zaman bırak da ben bana vereyim. Sabırsızlanıyorum da. Yok. Meslek sabır iste. Acele yok. Tamam. Kim? Evet burası. Ebru seni istiyorum. Kimmiş? Nerede gideyim ben kızım? Alo. Evet. Bir dakika bekleyin. Cemal Bey, kızın mektup adresi neydi? Mektup mu geldi? Adres, adres. Buranın mektup adresi neydi? Kimden gelmiş? Charlie Chaplin'de. Bir dakika. 7 sokak, Cemal Apartmanı, numara 17. 7 sokak, Cemal Apartmanı, numara 17. Evet, bekliyoruz. Hayrola? Asıl mı geliyor? Evet, bir miktar basacaklar. Yatırımı yapan firmanın muhasebecisi geliyor. Önce sizlerle anlaşma imzalayacağım. Sonra davranışlarınızı dağıtacağım. Yanlış. Para geliyor Cemal. Para. Daha bir ödedik ya. Hayırdır? Apartta nereden kısa çektin herhalde? Vallahi öyle. Yoksa. Var var. Az sonra geliyor. İstediği kadar gelsin. 10 para verdi. Affedersin Ebru ama ne kadar getiriyorlar? Önce sizlerle anlaşma imzalayacak, sonra davranışlarınızı dağıtacak. Yani maaş konusunda bir fikir yok mu? Sizler o kadar değer misiniz? Bunu ben sattıramam. Nasıl olacak peki? Şimdi ben sana anlatayım. Anla. Bak iyi dinle. Kantara çıkacaksın. Kilon neyse ona göre para verecek. Benim Allah, senin gece don düşmüyor. Kızım, ne olur sen anlat. Nasıl olacak bu ağız işi? Şu anda özel tiyatrolarda maaş ortalaması neyse onu alacaksın. Alacaklı mı geliyor dedi. Ya. Para geliyor, para. Ne parası be? Emrullah'ın muhasebecisi. Avans getiriyor Cemal. İyi. Ben
işi kabul ettiğim için söyledim. Siz söylediniz. Ne bileyim Sibel. Yapmayın Cemal Bey. Bu kadar kişi toplandı, salon tutuldu. İyi de. Evet. Evet demediniz. Kız ağabeyini beğendim tamam dedim ya. Sen karışma Cevriye. Aslında onlar mı varsa diyor be. Yalvarırım kırmayın beni. Evet deyin lütfen. Kulaklarım duymuyor yahu. Zırlama Cemal. Ezberle çabuk. Karşımdaki nasıl duyacağım peki? Daha duyacaksın. Gözlerim görmüyor ki. Bu sayının koli damarı yapar. Yaparsın Cemal abi. Nah yapar. Ağlama Cemal abi. Senin yapamayacağın iş, oynayamayacağın rol yoktu. O eskidendi. Bir dakika. Bir şey dikkatinizi çekti mi acaba? Neymiş o dikkatimizi çekecek olan? Bütün konuşulanları duyuyorsunuz. Canım o işine gelebilir ya. İşine gelmeye de duymaz. Halt etmişsin sen. Bak lan bunu nasıl duydun? Duyarım tabii. Aleyhimde konuştum. Sınlaşma be! Evet dede! Şu kız rahatlasın ya! Korkuyorum Hamdi yahu! Korkma! Benim bildiğim koca Cemal hiçbir şeyden korkmaz! Ne diyor bu zibidi? Benim bildiğim koca Cemal hiçbir şeyden korkmaz diyor! Korkmam ya! Ne sandın? Ama ya laflarımı unutursa? Tuyat yaparsın. İşin bu. Tuyat mı yapalım? Evet. Tuyat da senin üstüne var mıdır Cemal abi? Yoktu. Ama iyi duymuyorum. Duyuyorsun. Hem de çok iyi görüyorsun. Ağzıma bak şimdi ne diyor. Ulan ben şimdi senin. Hani gözlerin görmüyordu? O kadarını görüyor. Yapma Hamdi abi şunu ya. Ne olur evet deyin Cemal Bey. Hadi ya evet de şu kıza. Sen karışma dedim ya Cemriye. Tamam karıştım işte. Ne halin varsa ben. Bu da benim başımın belası ya. Evet dede, başlayalım ya. Yo! Düşünmem lazım. Benim bildiğim Cemal abi kapris yapmaz. Uzattınız ama he. Cemal abi ben rica ediyorum. Babam rica etti. Hayır. Baba. Ne dedin sen? Hiç değil. Ne dedin? Bir şey demedim. Ben duydum ama. Ne duydunuz? Bana hitap ettin. Kim? Ben mi? Evet. Ne dedin? Hala dedin. Ben senin halan mıyım? Şaka yaptım Cemal Bey şaka. Yarata. Şaka da yapıyor. Evet, şaka yapıyor. Kim o? Kendi. İyi günler. Ebru Hanım'ı aramıştım da ben. Ebru! Hoş geldiniz, buyurun. Ebru Hanım, anlaşma metinleri ve avans çeklerini getirdim. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Kim bu be? Tiyatronun muhasebecisi beyefendi. Daha dün ödedik beyefendi. Ayıptır. Anlamadım efendim.
sağ olun, işim var. İçersiniz. Cemal Bey, başlığı oynayacak olan benim. Sen bakmam onun safsaf durduğuna. Çok iyi oyuncu durdu. Ne alıyor yahu? Ara genç, ara. Cemal Bey, bu arkadaş avans çeklerimizi getirdi. Onları dağıtacak. Öyle mi? Ben. Önce sözleşmelerimizi bir okuyun isterseniz. Ben de dedim onda. Teşekkürler. Evet, evet. Tamamdır. Erol Bey, maaşlarınızı kendilerini doldursun be. Sahibim. Ne kibar adammış yahu. Benim zanayım. Cemal abi. Ben sana söyledim ya evladım. Sen kendi aklına zannet et babayı. Zeki Bey, söylemiştim ya siz birkaç rolde çıkacaksınız diye. O yüzden. Sen Cön Zeki'sin be. 100 sene daha Cön oynarsın. Anlaşmaları imzalayalım mı artık? Ne dersiniz? Planınız olursa iyi olur. Çünkü şirkete dönmem gerekiyor. Buyurun. Beni almasaydın. Olur mu canım, alın alın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abim. Hasan abla, maaşını doldur açayım sana. Al şu kalemi. Ben imzasını alayım. Üzerine yazarsın bir şeyler. Ben uçanırım, yazamam öyle. En yüksek fiyat neyse onu alıyorsunuz o zaman. Senin kalemin çok büyük, ben ona yazamam ki. Benim bir kalemim var, benim de küçük. Ucunu yala ucunu. Peki, kalemin çok küçük mü? Bunu başka nerede kullanıyorsun? Hayır, gitmedi daha. Şu, bak. Cemal Bey'e 2 çift lafım var. Bak Cemal abi, kalem kılıçtan keskiniz. Peki. Halis, neşe odunu. Benim zaman hayır. Ver bakayım. Ücret vereyim. Buyurun değil canım. Ne uygun görürlerse onu yazsınlar. Alem bilsene. Sizin de anladığımdan başa olduğunu söyleyen kişilerine göre... Neyse kızım, bunu bir şaka olarak algılıyorum. Cemal Bey. Ben ücret yerim yazdım. Tamam, bir hatırlayayım ben. Siz yazdınız mı Hakan Bey? Ben ücret kısmı önemli değil benim için. Ne uygun görürse onu verirler. İmzamı attım. Çok garipsiniz Hamdi Hocam. Sayıklamışım mı? Ben imzayı attım. Ama bir şey yazmadım Ebru. Dekor masraflarını yapsınlar. Başka bir şey istemem ben. Sağ ol Kamil abi. Cemal Bey, siz yazdınız mı? Ben yazdım ücretlerini. Kızı. Bakabilir miyim? Bakma. Bakayım. Al. Aman Allah'ım. Bu imkansız. O
Oku! Ayda 20 milyar! Az mı yazmışım? Çok yazmışsınız! Niye? Üç kağıtçılar bunun yüz mislini kazanıyor. Ben sanatçıyım. İyi ama biz bu parayı kazanamayız ki ödeyelim. O zaman sıfırları sil. Nasıl yani? 2 lira kafi. Ben bu işi yaparsam senin için yapacağım kızım. Canım baba. Şşş. Ne diyorsun sen be? Baba adamsın ya. Onu söylüyor. Evet onu söyledi. Hayırlı olsun. Bir ay sonra oynarız bu oyunu. Olmaz öyle şey. Niye? Bir aydan önce çıkaramam be. Kız abla gittiyse ben artık gideyim.